Mesela Karadeniz'i gezerken bir adam bana gelir der ki, lan ne diyorsun kara oğlan? Aç mısın söyle bakalım. Mesela aç değilim derim ama der ki, lan çekinmeyesin daha. Çekinmiyorum abi, aç değilim. Acıkırsın bizim Dursun Emice'nin dükkanından istediğini al benim hesabıma yazsın diye devam ediyor. İstanbul'dan geldim ben, bu Türkçeyle zaten anlamıyorum. Bir de giderken der yani, sağ bulaşan olursa bağ söylersin ben onun topuklarına sıkarım. Doğuya gidiyorsun. Bir çocuk sana karşıla der ki, abi İhsan, İstanbul'dan bisikletle gelirsen he? Yorulmuşsan? Helal olsun valla. Abi, diler sizde iki ciger var, doğru? Diğer bir arkadaşı atlar oradan der. O da insandır, ayıptır lo diye girişir. O da der yani, Kur'an'ıma o bakımdan demiyorum. Abi yanlış anlamışsan değil. Mesela Ege'ye gidiyorsun zaten apayrı bir şey. Onlar hızlı konuşur, bir de aralarında konuşur. Zaten bana deseler ben 50 defa anlamak için 50 defa demem lazım. Mesela ben oturuyorum ama bir kadın diğerine diyor ki, Hacıgı bu kara oğlan kime benziyor bileyim mi? Şeyh Muzla Ortancaoğlu. Tepeyin Arap sülaleyi biliyorsun galiba. Onlar Afrika'dan göççüler değiller ama inci bula olmuşlar. Gıvır gıvır saçları var. Uççuken daha sevimli oluyor bunlar. Diye böyle böyle beni tanıtıyor güya. Hani dersin bu Türkçe konuşuyorsa bu nece konuşuyor? Benim öğrendiğim ne? Bir de hani Türkçe biliyorum diye geziniyordum.